Yaklaşık 3 yıl önceki girmiş olduğum mücadeleye tanıklık ediyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi depremzede çocukları bir sosyal etkinlik şeklinde okullar gelip öğretmenlerin ve ailelerin eşliğinde molozların dışına çıkıp doğayla baş başa bir şekilde rehabilite ediyorlar öğretmenlerimiz çocukları. Yani gerçekten şu an Hatay'da çok büyük bir çocukların oyun alanları olsun, eğlence alanları olsun, barınma alanları olsun 21 metrekareye yaşamak zorunda bırakılan çocuklarımız şu an burada aileleri ve öğretmenlerin eşliğinde rehabilite ediyor. Burada da Orhan kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Rica ederim abi, ne demek? Davet etti. Biz de buraya hazır yolumuz düştü aslında. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Orhan'la biz yaklaşık 3 yıl önce topraksız çilek serası yapacaktı Orhan. Evet. Sonra Orhan'a ben ne dedim Orhan sana? Abi şöyle, ilk seninle bir araya geldikten sonra gözlerimde o ışığı gördüğünü söyledin. Bu beni daha da motive etti. Akabinde eğer dedi bu işi yapacaksan önce çıraklığını yapacaksın. Sonra kalfalarını, sonra o salonu. Direkt sera işi, maliyeti, tecrübe konusundan bilmem ve öğrenmem gereken çok şey olduğunu izah etti. Ve ben de saygı duydum ve ondan sonra Ömer hocamla tanışmamız devam etti. Daha sonra toplantılarımız, bayağı bir çalışmalarımız oldu. Görüşmelerimiz oldu. Önce Allah razı olsun kendisine, şirası gelsin. Gerçekten de bugün 3. yılımız. Pes etmedik. Yılmadan devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam misali. Hamdolsun ikimiz de Büyükşehir Belediye personeliyiz. Bunu neden söylüyorum? Bu şehir için çalışıyoruz. Evet, evet. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sadece oraya değil, buradaki kendi insanlarımıza da faydalı olmak zorundayız. Depremde, 6 Şubat depremini maalesef biz yaşadık. Çok şükür hocamın sayesinde 1. sınıf çilek üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki gözümüz görüyor Rusya'ya biraz daha pahalı vermeye, ihracata vermeye. Ama bizden başka dostumuz yoktur. Biz kendi halkımız, kendi memleketimizin insanları bundan faydalansın diye sağ olsun hocalarımızla bağlantıya giriyoruz, okul hocalarımızla. Bu şekilde bir pazar oluşturduk. Konteyner kentlerden çocukları. Aynen öyle. Gerekirse gerektiğinde talep olduğunda konteyner kentlere ayaklarına ben gidiyorum. Çünkü gerçekten de ağır bir travma yaşadık. Hepimizin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bizden başka dostumuz yok. Son cümlem bu olacak. Hocama tekrardan teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık. Varsa sormak istediğin cevaplayayım abi. Valla ben aslında açıkça söyleyeyim, benim normalde çok yoğun bir iş tempom vardı bugün. Allah razı olsun. Sen biliyorum, biliyorum. Çocukları getirdim dedim. İşte öyle değil ya, çocuklar biliyorsunuz bizim hassas evet. noktamız. Evet. Bir de böyle bir şey hiç olmasaydım. Başka insanlara da örnek olsun, başka işletmecilere de örnek olsun bu. Tabii ki. Orhan tabii. kardeşimin bu düşüncesi, bu tutumu. Onlar da kapılarını bizim çocuklarımız açsın. Çocukların gözlerindeki ışığı görüyoruz. Tabii ki. Çocukların mutluluğunu görüyoruz. Çocukların anneleriyle, babalarıyla bir şeyler yaparken paylaşmış oldukları huzuru görüyoruz. Onun için Orhan kardeşime hafta sonları, Allah razı olsun. Hafta sonları şunu hocam eklemek isterim. Hafta sonları insanlar hocamın da dediği gibi 21 metrekarelik o yaşam alanlarından dışarıya çıktığı zaman Yayladağ yol üzeri Şenköy'ün arka tarafı Hanyolu köyüne gelip çilek bahçemizi ziyaret edebilirler. Maddiyat ikinci planda, önemli olan onların ruh sağlığı. Önemli olan insanlarımızın ruh sağlığı bizim için. Şu çilek kasasını bir getir, çileğini de gösterelim. Hemen. Madem şey yapalım. Merhaba Murat. Özür dilerim, bunu bir şey yapalım. Hocam, özür dilerim. Müdürümüz güzel olmadı. Hocam istiyorsanız, yani müdürüm bekleriz tabii. Tamam. Şunu bir göstereyim önce. Murat. Şöyle görmüş olduğunuz gibi vatandaşlarımızın topladığı çileğe kasasını getirdik. Tamam, vatandaşlar kendi eliyle topluyor. Ay, buradaki çocuklar kendi eliyle topluyor. Şimdi minik arkadaşımız da afiyetle yiyecek. Çilek yedin mi? Beğendin mi çileği? Aferin. Gel bakalım. Gel. Kimler çilek topladı? Sen çilek topladın mı? Gel bakalım, şampiyon Galatasaray. Bu tarz bir etkinlik yapmak için öncelikle size teşekkür ederim.
Bura hakkında düşüncelerimiz ne? Çocuklarımızdaki geçmişi. Gerçekten bize de çocuklara da, insanlara da moral olduğu böyle hakkında konuşmalı. Ve bu bahçe gerçekten muhteşem bir bahçe. Çok mutluyuz. Ellerimiz de çok mutlu. Biz de çok mutlu. Çocuklar da hani direkt yiyecekleri şeylere ulaşmaları bence onları da çok mutlu etti. Bir öğrenci topladı bunu sadece. Çok az yardım ettim. Tek başına hallettim bu işi. Bu arada şunu söyleyeyim. Emin olun biz kendi çocuklarımıza da aynı ürünü yediriyoruz. Evet. Yani gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Hiçbir şekilde bakın hormon yok. Muhteşem. Zaten lezzetinden belli. Aynen. Yani zirai ilaç kullanıyoruz. Bakın yalan söylemeyeyim. Zirai ilaç. Ama mümkün mertebe mesela 3 gün etkisi olan 3 gün sonra kendiliğinden yok olan ilaçları tercih ediyoruz. Biraz diğerlerine göre teşekkür pahalı ederiz. Ama önemli olan sonuçta biz de kendi çocuğumuza, çocuğumuza yedirdiğimiz için. Evet. Onun için tabii bu arada sırf çocuk demeyin. Hani gebe anneler de yiyor. Bu da çok önemli bizim için. Onun için buradan güzel ayrılmam bizim hoşumuza gitti. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Şimdi çileğin şöyle bakıyorum arkadaşlar. Çok güzel seçmişler. Çilekleri gayet de başarılı yetiştirme olmuş. Çileklerde gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hiçbir şekilde şekil bozukluğu yok. Bor, magnezyum eksikliği yok. Gayet başarılı. Tamamen birinci sınıf ürün yetiştirilmiş. Şimdi ısıracağım. Orhan abi, izninle bir tane yiyeceğim. Abi ne demek? Ya biliyorum benim uyumu. Afiyet şekeriz. Yani, tamam. Normalde yemez. Arkadaşlar suyu ve birix miktarı yani katı madde oranı aynı zamanda şeker oranı gayet iyi başarılı. Sadece toplama öncesinde sulama yapmış. Toplama önce sulama yaptığı için biraz su miktarı biraz fazla. Zeynep nerede? Hocam bir saniye paşak olan çözün. Zeynep nerede? Hadi onu söyleyebilirim. Toplama öncesi sulama yapmazsanız hocam, daha güzel olur. Bu arada izleyen arkadaşlar da hakkını helal etsin. Canı çeken olmuştur, kusura bakmayın. Gayet başarılı. Kimin de bu çilek biz aldık ama hocam sizin miydi? Bir tane yedim, hakkını helal edin, kusura bakmayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle göstererek. Görmüş olduğunuz gibi herkes burada doğal bir şekilde çileğini topluyor. Orhan kardeşimizin sayesinde de. Bugün bu organizasyonun asıl sahibi Bahar Hocam. Bahar Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Bu etkinliği yapmanızın sebeplerini öğrenebilir miyiz? Çocukların doğal ortamda meyveleri görmeleri, koparmaları, doğadaki bitkileri, meyveleri, kökleri ve doğal ürünleri öğrenmeleri. Sal deneyim kadar. Çilek canavarı Spider'ı. Çekiniyor çocuklar. Memnun kaldınız hocam. Teşekkür ederim. Hocam bir daha gelmeyi düşünüyorum. İnşallah. Arkadaşlarınızı diğer okulları öneriyor musunuz? Evet öneriyorum. Başka okullardan da öneri aldım. Biz de öneriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dalından kendi seçmiş oldukları çileklerin ücretini ödeyerek yedikleri Orhan'dan hediye mutlu şekilde evlerine uğurluyorlar. Evet. 2024 yılının Hatay'da çekmiş olduğum ilk topraklı çilek yerelim. Bir yandan da topraklıları da sevindirelim artık. Hep topraksız topraksız. Topraklılar da diyor ki Ömer abi diyor biz diyor topraklı yapıyoruz diyor. Hiç bize bilgi vermiyorsun arkadaşlar. Topraklı da hemen başlayayım. Yaklaşık 60 santim aralıklarla yani orta yolda bir maşlama yapılıyor. Tabii arazinize göre, arazinizin koşuluna göre bunu yapabilirsiniz. Eğimli arazilerde arkadaşlar, mesela eğiminiz şu şekildeyse bu şekilde set yapmanız gerekiyor. Teraslama yapmanız gerekiyor yani. Eğim bu şekildeyse. Yani eğim böyleyse şu şekilde yaptığınız zaman sıkıntı olur. Bunu söyleyeyim. Sulamada da sıkıntı olur. Artı yağışlarda sıkıntı olur. Şu an mesela biz yağıştan sonra girdik. Yağıştan sonra burada aşırı bir nem hissediyorum. Bu aşırı bir nem hissettiğimiz zaman arkadaşlar bakın yapraklarda ister istemez şöyle büzülmeler oluşuyor. Bakın şu şekilde büzülmeler oluşuyor. Hafiften de yaprağın dokusu kurumuş oluyor. Bu da yağıştan sonra sulama yapmamamıza neden oluyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Biraz önce
iki videoda şey dedim. Toplama öncesi sulama yapmış. Hakkını helal, kusura bakmasın. Sulama yapmamış çünkü yağış vardı iki gün önce. Çok aşırı bir yağış vardı ondan dolayı. Burada şöyle yaprak uçlarında yanıklıklar görülüyor. Burada yaprak uçlarında yanıklıklar görülüyor. Bunlar arkadaşlar fosfor eksikliği dediğimiz eksiklik ama şöyle bir şey. Yaşlı yaprak olduğundan dolayı genç yapraklara, şöyle şuradaki kökte genç yapraklara gönderiyor. Ondan dolayı kendi içinde mobil element dediğimiz bu fosforun kendi içerisinde ki bitkinin içerisindeki değişiminden dolayı bu tarz durumlar görülür. Şöyle genel olarak baktığınız zaman topraksız tarımda mesela bir fabrikadan çıkmış gibi gördüğünüz ürünler topraklı tarımda bir fabrikadan çıkmış gibi görünmez. Yani vejetatif yapı için, yapraklanma için söylüyorum. Niye? Çünkü buradaki toprağın verimiyle buradaki toprağın verimi bir olmuyor. Aynı dönüm içerisinde olsa bile ya da aynı metrekarenin içerisinde olsa bile. Bakın en basit. Şurada aynı bitki ve besin elementlerinden faydalanan bitkinin şekline bakın. Yem yeşil. Çok güzel. Şurada hemen bakın bir demir eksikliğimiz görünen bir bitkimize bakın. Yani demek istediğim bu. Toprakta topraksız tarıma göre ister istemez topraklı tarımı kıyaslayacağım. Toprakta aynı vermiş olduğumuz besinlerle aynı etkiyi görememe olasılığımız çok fazla. Bizde şöyle bir şey var. Mesela şu alanda, şu iki alanda biz toplamda 4-6 hat. Evet. 2-2-1-1 olarak 6 hat atabilirken topraklı tarımda görmüş olduğunuz gibi 2 hat atabiliyoruz. Bu da ister istemez bizim birim alanda minimum verim demek topraklı tarımda. Maçlama arkadaşlar, maçlama dediğimiz sistem bu. Naylon sistemi. Bu amacı bir yabani, dipteki yabani otlarla mücadelemizi kolaylaştırıyor. Artı meyvenin plastiğin üzerine düşerek bakın. Meyvenin plastiğin üzerine düşerek çürümesini engelliyor. Toprakla temas etmeyerek çürümesini engelliyor. Bakın şurada toprakla mesela marşlama laylonu yırtılmış. Toprakla temas eden bir tane çileğimiz var. Bunu şöyle şunu şöyle koyduk. Koyduğumuzda bu çürümeyecek. Ama öteki türlü toprakla temas ettiğimiz zaman çürüyecek. Topraklı tarımda arkadaşlar dikkat etmemiz en önemli şeyler. Bakın şurada ortaya çıkmış. Şu şekilde büyük taşların olmaması köklerin gelişmesini engeller. Ama topraklı tarımın topraksız tarıma göre bazı avantajları var. Nedir? Toprakta bulunan mikro elementler de eser miktarda kendi üstüne çektiğinden dolayı bizim vücudumuza bu eser miktardaki elementlerin geçmesini sağlar. Dezavantajlarından biri nedir? Gübreyi kontrol edemezsiniz. Hangi bitkinin ne kadar gübre alacağını kontrol edemezsiniz. Ve ya da hangi toprağın işte ne bak analiz yaptırmadığınız zaman kafanıza göre gübre atıp daha fazla gübre sarfiyatına neden olacaktır. Onun için de mutlaka topraklı tarım yapacağınız zaman toprağı analizini yapıp toprağın analizine göre içerideki demir miktarının oranına göre işte kalsiyum oranına göre bor oranına göre gibi elementlerin oranına göre bir gübre formülü yapıp maksat vermiş olduğunuz gübreyi toprağa minimum şekilde az bağlatarak maksimum şekilde bitkinin almasını sağlamaktır. Topraklı tarımda arkadaşlar diktikten sonra 4 yıl hasatını yapabilirsiniz. Ama genelde verim bakımından mümkün mertebe fayda görmek isteyenler 2 yaşındaki dikmiş oldukları fideyi o sene alırlar ürün. 2. seneye bırakırlar. 3 yaşında tekrarlar. 3 yaşından sonra sökerler. Tekrardan 2 yaşında fide alırlar. Çünkü 1. ve 4. yıllarda fidelerde verim düşüklüğü yani maksimum şekilde verim düşüklüğü olur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar topraklı tarımda bakın biraz önce görmüş olduğunuz hattan şu hatta geçelim mesela. Bakın aynı şekilde almasına rağmen diğer hattaki
ara ara olmayışlar ya da yapraklardaki demir eksikliği olması ya da yaprakların çok gelişmemesi şuradaki hatta gayet başarılı bir şekilde gelişmesi sebep oluyor. İşte topraklı tarımdaki topraktaki değişikliklerden dolayı işte mineral değişikliklerinden dolayı, gübre değişikliklerinden dolayı vermiş olduğunuz gübrenin maksimum bağlanmasıyla ortaya çıkan nedenler bu tarz sonuçlar doğuruyor. Toprak tarım arkadaşlar iyidir. Topraksız tarım da iyidir. İşinizi iyi yaptığınız sürece iki tarım da iyidir. Biz topraklı, topraksız tarımı överek topraklı tarımı yerden yere vurmuyoruz. Bizim topraksız tarımı övmemizin bir numaralı sebeplerinden biri tarım arazisi olmayıp ya da çoraklaşmış tarım arazilerini tekrardan tarım alanlarına çevirerek tarım toplumu olduğumuzu milletimize tekrardan uyandırmanın çabasında olduğumuz için tekrardan biz topraksız tarımla tarıma girişelim diye bunun hesabını yaparak bu videoları çekiyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.